seni öldüreceğim. İki gündür ceset topluyoruz. Bu iş canımı sıkmaya başladı. Ölenin kimliği belli mi? Faruk Altın, ajan sahibiymiş. Evli bir çocuk babası. Giren çıkan araçlarla ilgili bir kayıt var mı? İlginç bir şey buldum abi. Nedir o? Faruk'un aracı girdikten sonra garajdan çıkan ilk araba bu. Plaka tanıdık. Dün öldürülen Özcan Şener'in arabası. Hani kadının çaldığı araba? Evet. O zaman kadın aynı kadın. Büyük bir ihtimalle silah da aynı. Hemen balistik inceleme alalım Ali. Özcan ve Faruk arasında bir bağlantı bulmaya çalışalım. Ortak tanıdık, ortak düşman. Kadının resmini de sistemdekilerle karşılaştırın. Anlaşıldı abi. Merkeze dönüyoruz. Elimizi çabuk tutalım. Başka ceset istemiyorum. Merhaba tatlım. Çoktandır arazisin. Yoksa sağlam bir herif mi buldun kız? Yok. Kendi kendime takıldım bir süre. Fırsat olmadı, arayamadım. Beni atlatıp dışarıdan iş almıyorsun değil mi? Papaz olmayalım. Olur mu öyle şey Lemi abi? Seni çiğner miyim hiç? İlk düştüğünde salaktın biraz ama çabuk öğrendin. Aferin. Öğrendim ya. Öğrendim. Neyse. Şansına iyi müşteri var bu gece. Yüklü. Gidemem. Aa, niye? Hastayım. Ay başın mı tuttu kız? Hayır. AIDS'im. Ne? Ne diyorsun sen kızım? Nereden bulaştı? Beni sattığın Gözde. Adamlardan bulaştı. Bak yapma. Ne oldu usta, çıktı mı bir şey? Balistik tutuyor. Özcan Şener'le Faruk Altın'ı öldüren silah aynı. Tam düşündüğümüz gibi. Başka? Kadının resmini sistemle karşılaştırıyoruz. Şu ana kadar bir eşleşme yok. Parmak izi falan? Temiz. Kadın vurup çıkıyor usta. İz yok, delil yok. Mutlaka vardır da biz görmüyoruz, anasını satayım. Hüsnü abi. Bir dakika usta, efendim ay. Kadın yeniden iş başında. Ne oldu Hüsnü? Üçüncü cinayet usta. Kadın Taksim'deki bir barda adamın birini vurmuş. Yapma be. Ali, Taksim'e gidiyoruz. Lemi Ergün, barın müdavimiymiş. Kulağa bak, ne iş yapıyormuş bu adam? Bardaki kadınları satıyormuş. Söylediklerine göre kadın da barın müdavimi. İsmi Gözde, soy ismini bilen yok. Hatta 3 yıl önce bir güzellik yarışmasında derece almış. Merkeze dönünce araştıracağız. En azından artık elimizde bir isim var. İçerisi kalabalık yani. Üstelik tanındığı bir yerde adam infaz etmek... Sanki birilerine meydan okur gibi. Haklısın. Mutlaka kendince bir sebebi vardır. Mutlaka. Hadi merkeze dönelim. İfadelerini alalım Ali. Kadının yerini yurdunu bilen falan varsa... Tamam abi. Tamam. Ahlak masasından bir şey çıktı mı? Hayır. Kadının kaydı hiçbir yerde yok. Abi bir bakabilir miyim? Bak. Bak bak. Ne oldu ki? Ben tanıyorum bu kadını. Ne? Nereden tanıyorsun? Gözde. Gözde Akçay. Hastamız. Hasta mı? Ne hastası? AIDS. Sürekli kontrol altında tutuyoruz. 3 cinayetten aranıyor bu kadın. Ne? Sizde kaydı var mı Gözde'nin? Adres falan? Var. Tabii. Tabii var. Hemen öğrenelim. Hadi. Allah Allah. İşe bak ya. Bak nereden çıktı ya? Allah kahretsin, gitmiş. Dünden beri yokmuş. Apartmanda tanıyan bilen de yok. Bu nasıl iş anlamadım. Şuraya baksanıza bir. Ne var? Şu Özcan değil mi? Bunlar da Faruk ile Lemi. İnfaz listesi gibi. Çevreye dikkatle bakın. Bir şeyler bulmaya çalışın. Efendim aynı. Gözde'nin izini bulduk galiba amirim. Ne? Nerede? Trafik ekipleri kullandığı aracı Karagümrük yolunda görmüşler. Bir köprü altında. Peki Gözde? Aracın içindeymiş. Ekipler uzaktan izliyorlar. Bizden haber bekliyorlar. Müdahale etmesinler. Gözlemede kalsınlar. Biz hemen çıkıyoruz, tamam mı? Ne olmuş?
Gözde'nin izini bulduk galiba. Hadi yürüyün. Beklemeliyiz merkez, tamam. Sıra sana geldi kız. Silahı var, ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Gözde! Bırak o silahı. Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Polis! Bırak silahını, teslim ol. Hadi kızım, bırak silahı. Beni almaya geldiniz. Hapse atacaksınız beni. Bırak o silahı, öyle konuşalım Gözde. Hadi, bırak o silahı. Konuşacak bir şey yok. Yapma! Kendini öldürmen hiçbir şeyi çözmez. Kapa çeneni! Hiçbir şey bilmiyorsun. Hastasın Gözde. Çok hastasın, biliyoruz. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bırak o silahı Gözde. İndir o silahı. Hadi kızım indir. Hadi, hadi indir. Bırak silahı. Gözde bırak. Bırak seni. Bırak şunu. Bırak. Bırak. Öldüreceğim kendimi. Bırakın. Bırakın. AIDS hastası olduğunu öğrendiğin gün başladın cinayetlere. Bu adamlarla ne derdin vardı Gözde? Özcan, Faruk, Remi. Neden öldürdün onları? Onlar yüzünden. Her şey onlar yüzünden geldi başıma. Önce Özcan. Neden ilk o? Çünkü her şey onunla başladı. Yarışmayı kazandığım yaz tanıştık Antalya'da. Sevdik birbirimizi. Ya da ben öyle sandım. Evleneceğiz dedi. Kandırdı beni. Sonra ne oldu? Kapı dışarı etti beni. 6 ay oyaladı. Sonra da kovdu. Peki sonra ne yaptın? Ailenin yanına dönmedin mi? Dönmek istedim ama kabul etmediler. Mecburen İstanbul'da kalıp çalışmaya başladım. Nerede? Faruk'un ajansında. Peki onunla aranda ne geçti? O da yalancının tekiydi. Hem çalışıyorduk birlikte hem de sevgili olmuştuk. Çok iyiydi bana karşı. Çok iyi para kazanmıyordum ama güvende hissediyordum kendimi. Sonra da... Ayrıldınız mı? Evet. Neden ayrıldınız? Çünkü evli çıktı. Karısını öğrendim, çocuğunu. Benden gizlemiş, aylarca yalan söylemiş bana. Boş yere bekletmiş. Kavga ettik. Ayrılmak istedim. Hem ajanstan hem ondan. Bütün piyasayı tanıyordu. Başka hiçbir yerde iş bulamadım. Tek başıma 5 parasız kaldım. Sonra da Lemi'yle tanıştın ha? Bir kadın satıcısına mı sığındın? Sığınmadım, mecbur kaldım. Nasıl oldu? Zengin müşterilere kızlar gönderiyordu Lemi. Direnecek halde değildim. Lemi'nin en çok kazandıran kızıydım. Sosyeteye, patronlara, bir sürü adama satıyordu beni. Sık dişini kızım diyordum kendi kendime. Biraz para biriktirip bırakırsın. İstanbul'dan da gidersin, kurtulursun bu hayattan. Gidip bir yerden sıfırdan başlarsın diyordum. Ama olmadı. Tam bırakmaya niyetlendim. Bu sefer de hastalık çıktı. Berbat bir hikaye. Hikaye falan değil amirim. Hayat. Benim hayatım. Şimdi için rahat mı peki? Bu adamlar ölünce bütün hesaplar kapandı mı? Yetişip kurtarmasaydınız beni kapanacaktı. Kendimi öldürünce bitecekti her şey. Birilerini öldürmekle hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Gençliğini de hayallerini de geri getiremezsin. Artık sadece kendin için yaşaman lazımdı Gözde. Olan biteni unutup önüne bakman lazım. Biliyorum ama... Onun için bile geç kaldım. Sağlıklı da olsan, hasta da olsan cezanı çekeceksin.
Allah yardımcın olsun.